Başladık hocam. Evet. Bugün Hazreti Yunus'un Kur'an'da anlatılan ses geliyor mu? Gelmiyor hocam. Gelmiyor. Hazreti Yunus'un Kur'an'da anlatılan bir hayat deneyimiyle ilgili yaptığı duanın bizim hayatımıza bakan yönünü biraz irdeleyeceğiz. Çok bilinen yönüyle Hazreti Yunus bir gemi yolculuğu, bir deniz yolculuğu yapıyor. Denize atılıyor. Bir balık onu yutuyor. O da balığın karnında bir dua ile Yaradan'a yakarıyor. Kur'an'ın bu anlamda kıssalarının hem bir bilinen ve zahiri bir yönü var, hem de insanın her bir insanın hayatına bakan, işaret eden bir anlamı var. Birçok bilge Kur'an'ın bu anlamda kıssalarının işari dediğimiz, sembolik dediğimiz yorumlarını yapar. Orada balığın sembolize ettiği şey insanın bireysel ve psikolojik diyebileceğimiz benliği. Aslında biz hayatı tırnak içinde bir balığın karnında yaşıyoruz. Bu nasıl bir balık? Bu psikolojik benliğimiz. Kendimizi bir sınırlı, belli bir zamanda doğmuş, belli bir zamanda dünyaya gelmiş, belli bir ailenin çocuğu olan, belli şeyleri yaşayıp bunların sonucunda bir kısım düşünce ve duygulara sahip olan bir kişi olarak algılıyoruz. Aslında bu bizim balığımız. Yani hep biz şu anda bir balığın karnındayız aslında. Bilinç olarak bir balığın karnında yaşıyoruz. Yani sınırlı bir benlik bilincinin içinden bu hayatı yaşıyoruz. Kendimizle ilgili birçok yargılarımız var. Kendimize dair birçok algı ve yorum çerçevemiz var. Biz o çerçevenin içinde yaşıyoruz. Mesela kendimizle ilgili bir düşünelim. Ne tür cümleler diyoruz? Kendimizle ilgili ne tür cümlelere sahibiz? Mesela ben deyip arkasından neler getiriyoruz? Ben yalnızım, ben eksiğim, ben şanssızım, ben şu noktaya ulaşmak istiyorum, ben toplumda saygı, değer görmek istiyorum, itibar görmek istiyorum, itibarlı bir şeyler yapmak istiyorum, etkili olmak istiyorum, hatta kendim olmak istiyorum dediğimizde bile aslında o kendimizle ilgili bir algımız ve bir çerçevemiz var. Biz o çerçevenin içinden hayata bakıyoruz. O çerçevenin içinden hayatı yaşıyoruz. Dolayısıyla bir balığın karnındayız. Ve o balığın karnında hayatı yaşıyoruz. Yani sınırlı ve temelde bir bedene ve bir psikolojik mekanizmaya dayanan bir bilinç üzerinden hayatı yaşıyoruz. O bilincin içinden hayatı yaşıyoruz. O bilincin içinden hayata bakıyoruz. O yüzden aslında hepimiz Hazreti Yunus gibi bir süreç yaşıyoruz. Bakın o süreçten dolayı dünyayı zorlayıcı bir şey olarak görüyoruz. Yani hayat şartlarını zorlayıcı bir şey olarak görüyoruz. Geleceğimizi bir belirsizlik olarak tanımlıyoruz. Dünyayı dediğim gibi zorlayıcı, ne olacağı bilinmeyen bir şey olarak algılıyoruz. Geleceğimizi
karanlık bir şey olarak, belirsiz bir şey olarak algılıyoruz. Ve kendimizin de ne durumda olduğunu tam olarak keşfedemiyoruz. Yani gerçek kendimize dair objektif bilincimiz olmadığı için de kendimizle ilgili birçok farklı yoruma zaman zaman düşüyoruz. Bazen kendimizi çok iyi hissediyoruz, bazen kendimizi çok kötü hissediyoruz. Bazen her şey çok güzel diyoruz, bazen hiçbir şey yolunda gitmiyor diyoruz. Birçok arzunun, ihtiyacın, korkunun, beklentinin içinden hayatı algılıyoruz. O yüzden gerçek hayat, gerçek kendimizi bulduğumuz zaman açığa çıkacak. Yani gerçekte hayatın ne olduğunu, gerçekte kendimizi bildiğimiz zaman kavrayacağız. Nasıl ki yani bazen deriz ya işte çocuk, hayatı neden ibaret? Oyundan, oyuncaktan, işte gezmekten ibaret. Peki bizim kocaman çocuklar olarak hayatımız neden ibaret? Bir bakın. İşte ya iş, ya eş, ya ilişkiler, ya işte kendi geçmiş hayatımızla ilgili problemler, şanssızlıklar, acılar, kederler. Bunlar aslında bir başka açıdan çocuktur değil mi? Hani neyi gerçekten olduğu gibi algılıyoruz? Mesela hiçbir korkusu ve arzusu olmadan bir şey konuşabilen insan var mı? Yok, değil mi? Neden? Çünkü aslında bir şeyin içindesin, bir şeyin içinden bakıyorsun. İhtiyaç. Evet, ihtiyaçlar, beklentiler, korkular, arzular, kendimizle ilgili yargılar, kendi değerimiz, farkında olunmayışımızdan kaynaklanan durumlar, işte hedeflediğimiz ve hayal ettiğimiz bir şeyi gerçekleştirememekten kaynaklanan hasretler, değil mi? Herkesin içinde bir hasret var. Herkesin içinde geçmişe baktığında bir pişmanlık var. Mesela geçmişe hiçbir pişmanlık olmadan bakabilir miyim? Bakmak imkansız mı acaba? Mümkün değil mi? Aslında mümkün. Peki neden bakamıyoruz? Çünkü bir balığın karnındayız. Hatta rüya sembolizminde balığın bir anlamı da kişinin nefsidir. Yani kişinin psikolojik benliğidir. Balık neyi sembolize eder aslında? Koskocaman, uçsuz bucaksız bir denizde bireysel varoluşu temsil eder, değil mi? Hani sınırları olan, bir şekli olan, sınırları olan bir canlıdır. Ve ne düşünür? Bunun dışına çıkarsam yaşayamam. Değil mi? Tıpkı bizim gibi. Benliğimizin dışına çıkarsak yaşayamayız diye bir algımız var. Mesela hiçbir arzum olmadan nasıl yaparım diyoruz, değil mi mesela? Hiç arzumuz olmasa nasıl yaşayacağız? Korkularımız olacak ki, arzularımız olacak ki bir hareket olacak diye düşünüyoruz. Sanki arzu ve korkumuz olmazsa öyle ölü balık gibi kalıvereceğiz diye düşünüyoruz. Çünkü o denizin dışında bir hayat olabileceğini veya denizin dışında da yaşanabileceğini bilmiyoruz, değil mi? Balığın sembolize ettiği şeyler bunlar. Ve aynı zamanda kendi sınırlarımızın başka şeyler tarafından tehdit edilebilir şeyler olduğuna inanıyoruz. Yani varlığımızın tehdit edilebilir bir nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Mesela düşünün, peygamber hicreti yaptığında ve bir mağaraya saklandığında orada Hazreti Ebu Bekir ne yaptı? Bir kaygı duydu ve peygamber için kaygılandı. Peki peygamber kendi için kaygılandı mı?
Kaygılanmadı. Niye kaygılanmadı? Çünkü kendi varlığının kaygılanılacak bir nitelikte olmadığını, yani birisinin onu tehdit edebileceğini, onu ortadan kaldırabileceğini, ona zarar verebileceğini düşünmedi. Ama biz şimdi varlığımızı ne olarak algılıyoruz? Tehdit edilebilir, zarar görebilir, ortadan kaldırılabilir, değil mi? Olarak görüyoruz. Veya diyelim ki hayatı nasıl algılıyor ve tanımlıyoruz? Yaşadığımız şeylerle tanımlıyoruz. Mesela yaşadığımız şeyler eğer istediğimiz gibi gitmiyorsa hayatım mahvoldu diyoruz. Hayatım boşa geçti diyoruz. O zaman hayatı ne olarak algılıyorsun? Hayatı yaşanan olgular olarak algılıyorsun. Bakın hayatın kendisini acaba? Hayatın kendisini. Hayatın kendisini bilebilirsek o zaman hayatın kendisi olduğumuzu anlayabiliriz. Mesela Allah haydır diyoruz. Allah olaylar mı yaşıyor anlamına gelir bu. Peki ben de hay isem, ben de onun hay isminden bir tecelliyle yaşıyorsam o zaman hayat olaylar ve deneyimler midir? Yoksa daha başka bir şey midir? Yani ben aslında ne olursa olsun yaşayanım, yaşamımın içinden bir şeyler akıp gidiyor. Yoksa yaşamım, yaşadığım olaylar zinciri mi? Burada iki tane farklı yaklaşım var. Hani hayat yaşadığımız olaylar zinciri midir? Yoksa bir varlık hali, bir bilinç hali, bir varoluş düzeyi midir? Eğer bunu ayırt edemezsek o zaman hayatı yaşadığımız olaylara indirgeriz. Mesela çok defa kullandığımız bir şeydir, değil mi? Hayat çok kötü. Veya işte hayatım çok güzel. Veya hayatım berbat. Veya hayatım boşa geçti. Bunu dediğinde ben ne demiş oluyorum? Hayatı olaylara indirgemiş oluyorum. Hayat benim için bir olaylar bütünü, zinciri veya olayların parça parça niteliği olmuş oluyor. Mesela hayat nasıl geçiyor? Bence hayat mükemmel geçiyor. Her zaman mükemmel. Çünkü hayatın kendisisin aslında. Hayatın kendisisin. Hayatın kendisi olarak bir şeyleri yaşıyorsun, deneyimliyorsun. Bir şeyler senin hayatının içinden geçiyor. O zaman hayat her zaman güzel. Farkında olduğun müddetçe hayat her zaman güzeldir. Yani peygamber için hayat Mekke'yi fethettiğinde de güzeldi. Mağarada saklandığında da güzeldi. Dişi kırıldığında da güzeldi. Bir kötülüğü ortadan kaldırmak için mücadele ettiğinde de güzeldi. İnsanlar ona teveccüh gösterdiğinde de güzeldi. Mesela eşin seni sevdiğinde de hayat çok güzel. Seni sevmediğinde de aslında hayat çok güzeldir. Neden? Çünkü sen bir farkındalık halindesin. Eşin seni sevdiğinde onda beni seven Allah'tır diyerek meseleyi idrak edersin. Eşin seni sevmediğinde eşimin sevgi kanalları kapanmış. Ama ben gerçekten hem Yaradan'ın sevgisini hem kendi kalbimdeki o sevgi kaynağını idrak ediyorum dersin. Hayat gene güzeldir. Ama öbür türlü hayat bazen güzeldir, bazen kötüdür. Evet. Şimdi burada Yunus peygamberin o balığın karnındayken yaptığı bir dua var. Çok kısa bir dua.
Arapçasını söyleyeyim önce. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Çok kısa bir şey. Bunu üçe bölüyoruz. Yani üç parçalı bir cümle aslında. Bir tanesi la ilahe illa. Yani hiçbir ilah yok ancak sen. Sonra aynı zamanda diyoruz ki sen aynı zamanda sübhansın. Yani eksiklikten münezzehsin. Üçüncü olarak da ben zalimlerden oldum. Yani geçici olarak bir zulüm hali içinde bulundum. Zulüm ne? Yanlış bir yere kendimi konumlandırdım. Yanlış bir şekilde olayı algıladım, yorumladım. Şimdi burada bir alim bunu şöyle yorumluyor. Diyor ki, la ilahe sözü, la ilahe illa ente sözü istikbalimize bakar. Yani ne demek? Mesela biz en çok neyi düşünüyoruz? Ne olacak? Ne olacak? Hatta hem dünya için hem ahiret için düşünüyoruz. Yani ne olacağız? Benim halim ne olacak? İleride ben ne olacağım? Değil mi? İstikbale dair hep bir algı var. Peki la ilahe illa ente sözü nasıl istikbalimize bakıyor veya istikbalimize bu sözle bakmamız ne demektir? Sen yaradana yolculuk yapan, ondan kaynaklanan ve ona yolculuk yapan bir varlıksın. Dolayısıyla senin istikbalin ne? Yaradan. Yani ondan başka bir istikbalin yok. Yani dönüp dolaşacağın yer orası. Çünkü ondan başka bir yer yok. Yani tırnak içinde Tanrı'nın dışında bir yer yok ki deyim yerindeyse. Tanrı'dan başka bir varlık boyutu yok ki başka bir istikbalin başka bir yere gitsin. Hani her yol Roma'ya çıkar, değil mi? Denir eski Roma'da. Her yol Allah'a çıkar. İster günahkar ol, ister gafil ol, ister bugüne kadar isyankar ol, ne olursan ol. İstikbalin Allah. O zaman şu geçici zaman diliminde ne olduğuna o kadar takılma. Yani diyelim ki şöyle düşünün. Balığın karnındasınız. Büyük bir balık sizi yuttu. Şimdi ego ne düşünür? Ne olacak şimdi? Ne olur, ne olacak? Ben ne olacağım? Gerçek kendin. Bakın biraz önce ne dedik? Gerçek kendiniz olmadıkça bütün sorularınız ve bütün cevaplarınız problemlidir. Mesela gerçek kendimi bilsem ne olacak? Sonum ne olacak? Dediğimde ne olacak sonum? Gerçek kendim açısından yaradan olacak. Ona döneceksin. Bireysel ben olarak değil, bir beden olarak değil. Gerçek kendim olarak nereye döneceğim? Sonsuza döneceğim. Onun için istikbal, hani göklerde değil tabii hiçbir yerde değil, istikbal Tanrı'dadır. İstikbal haktadır. Dolayısıyla benim sonum ne olacak? Senin sonun Allah olacak. Yani bir şekilde ona ulaşacaksın. Bir şekilde onun idrakine varacaksın. Bu kaçınılmaz bir süreçtir. O yüzden de hiçbir istikbal karanlık değildir. Hiçbir istikbal kaygılanılası bir nitelik taşımaz. Bakın aradaki geçici süreç asıl istikbalimiz değildir. Yani asıl istikbal sonsuz ve mutlak olandır. O yüzden geçici olarak şu dünyadaki istikbalimiz bizim önümüze koskocaman bir dağ gibi durmamalı. Ne olacak, ne olacak, ne olacak? Ne olursa olsun ya. Yani ne olabilir ve ne olursa da olsun. Neden? Çünkü istikbalin, gerçek, nihai istikbalin yaradandır. İstikbalinizi sonuna kadar götürün. Yani ondan sonra, 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 sonra götürün. En son varacağınız yer neresi?
en son varacağın şey Allah. O zaman hangi istikbalin kaygısını duymam gerekiyor ki? Sübhaneke ifadesiyle diyor dünyaya. Bakın bu çok ilginç bir şey. Yani neden? Çünkü dünyaya baktığımızda zahiri olarak tabii ki bir dualite var, ikilik var, iyilik de var, kötülük de var. Mesela özellikle de günümüzde böyle ne yapıyoruz? İşte pandemi oldu, şu oldu, bu oldu. İşte büyük komplo teorileri var değil mi? İşte dünyayı şöyle yapmaya çalışanlar var, böyle yıkmaya çalışanlar var, büyük planlar var. YouTube bunlarla kaynıyor. Bir de kaygılı insanları da çok evhamlandırıyor bunlar değil mi mesela? İşte eyvah dünyamız batıyor, işte denizler kirlendi, oralar kirlendi, uzayı bile ele geçirdiler. Yani farz edelim ki bütün dünyayı ele geçirsinler. Ne olacak? Neyi ele geçirmiş olacaklar? Varlığı mı ele geçirecekler? Sonsuzluğu mu ele geçirecekler? Mutlak olanı mı ele geçirecekler? Dünyayı ele geçirecekler, o kadar yani. Dünyayı ele geçirmeleri ne kadar büyük bir şey ki? Yani dünya, şu maddi alem, şu yaratılmış alem, sonsuz ve mutlak olan karşısında ne kadar değerli bir şey ki? Ama bakın bizim gözümüzde çok değerli gözüküyor değil mi mesela? İşte dünyayı ele geçirmek. Yani tabii ki geçirmelerini istemem de ama geçirdiklerinde de hiç de öyle ya bunlar çok büyük bir şey ele geçirdiler de demem. Dünyanın mahiyeti, niteliği o kadar arzu edilesi bir şey değil ki ya. Dünyayı ele geçirmişler. O kadar. Hatta çok ilginç bir hadis vardır. Bazıları zayıf kabul eder. Allah'ın gözünde dünyanın bir kıymeti olsaydı ona kafirlerden bir yudum su bile içirmezdi diyor. Bir başka ayet var. O kesin tabii ayet olduğu için. Yani belki hadis noktasında şey yapabilirsiniz. Ayetteki ifade şu arkadaşlar. Diyor ki eğer insanlar küfürde birleşecek olmasaydı Allah onların merdivenlerini gümüşten ve altından yapar. Zuhruf suresinde geçiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok önemli bir şey. Yani eğer insanlar gerçekten objektif bir bilince sahip olsalardı ve yanılmayacak olsalardı biz inanmayanlara dünyanın bütün zenginliklerini verebilirdik. Ama bundan dolayı insanlar gaflete düşüp dünyaya aldanıp Allah'ı unutacakları noktasına gidecekleri için biz böyle yapmadık diyor. Bu ne demek ama? Dikkat edin. Yani Allah'ın nazarında altının, gümüşün, dünyanın ne kadar bir itibarı olabilir ki? Öyleyse biz şimdi şu noktadan bir bakalım. Dünyayı birileri ele geçirse, birileri dünyayı mahvetse, bu ne kadar böyle kaygılanması bir şeydir? Ne kadar büyütüyorsunuz bunu? Dememiz gerekmez mi? Ama bakın ne oluyor? Hepimize bu anlamda korku salınıyor. Bakın ben olup olmamasını önemsemiyorum. Velev ki diyelim ki bütün bu komplo teorileri doğru olsun. Ne olacak? Ne ele geçirecek bunlar? Ben bunu şuna benzetirim. Çok ilginç bir şeydir. Kanser hücresi vücudu yani insan bedenini işte bir yerden zayıf noktasını bulduğunda şey olur, yerleşir, büyür. Ne yapar? Bütün vücudu ele geçirmeye, bedeni ele geçirmeye çalışır. Ele geçirdiğinde ne olur? Bedenin ölümüne yol açar. Ne olur sonunda? Kendi de ölür. Dünyayı ele geçirmek böyle bir şeydir. Kanser hücresi ruhu ele geçirmiyor ama değil mi? Yıkıma uğrattığı şey nedir? Bedendir. Bedeni yıkıma uğrattığında da kendi de aslında yıkıma uğratır. Yani dünyayı ele geçirsen ne olacak? Ne yapacaksın? Yani dünyayı ele geçirdi. Her şey senin. Ne yapacaksın?
yiyeceğinden, içeceğinden daha fazlasını yiyip içebilir misin? Bak onun için bu gibi şeylere çok kapılmamak gerekiyor. Dert etmemek gerekiyor. Tabii ki insan adalet için mücadele eder. Bu ayrı bir şey. Hani orada bahsettiğim şey şu. Hazreti Peygamber'in mağaradaki haline dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Yani birileri bizi öldürmek için mücadele edebilir ve bizi de yakalayabilirler. Burada dikkat edeceğimiz şey ne? Ben o an kimim? Kiminleyim? Peygamberin orada dediği şey ne? Allah bizimle, biz de Allah'layız. Yani orada mevzu dünya hayatımızın sonlanması, öldürülmemiz, öldürülmememiz bu değil ki. Biz şu anda kimiz? Allah'ın üflediği ruhlarız. Ruhani varlıklarız. Biz bu halde Allah'layız, Allah da bizimle. Peki onlar bizi yakalasalar, bizi görseler ne yapabilirler? Ne olabilir? En fazla öldürebilirler. Neyi öldürebilir? Bedeni öldürebilir. Bakın Kur'an ne diyor Hazreti İsa ile ilgili? Onu öldürmediler, asmadılar. Yani insan, tabii ki orada bütün insanoğlunu düşünebiliriz bu konuda. Yani hepimiz aslında bir nevi İsa halindeyiz. Yani ne anlamda? Beden öldürülebilir, asılabilir. Fakat ruh öldürülmez. İsa ne olarak tanımlanıyor Kur'an'da? Allah'tan bir kelime ve ondan bir ruhtur diyor. Sen de öylesin. Senin o anlamda İsa'dan bir farkın var mı? Yok. O zaman sen niye kendini öldürülebilir görüyorsun? Hiçbirimiz gerçek anlamda öldürülebilir değiliz. Ölenle öldürülemez olanı birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Evet. İnsanın peki ders edilmesi gereken şeyler olabilir mi? Yok. Hiçbir şey dert edilmez. Yok. Dert edilebilir bir şey yoktur. Sadece hayatın içinde iyiliği, güzelliği seçmek, o istikamette de gayret göstermek vardır. Dert edilecek bir şey olarak değil yani. Anladın mı? Yani bu dünyada ben iyi, güzel ve doğru adına gayret ederim. Dert ederek değil. Sonuç odaklı olarak değil. Mesela peygamber Kabe'nin putlarla dolu oluşunu dert edinmiş midir? Bence edinmemiştir. Sadece imkan ve şartlar içinde Allah'ın verdiği imkanlar ölçüsünde gayret etmiştir. Bu kadar. Bakın Mekke'nin fethi çok sonrasında geliyor. Yani rüyada müjde olarak çok sonrasında geliyor. Yani Müslümanlar ne Mekke'deyken, ne Medine'deyken işte Kabe'yi kurtarma derdinde değillerdi. Mesela biz bugün Kudüs'ü kurtarma derdindeyiz sürekli, değil mi? Hepimiz Kudüs'ü kurtarma derdindeyiz. Kudüs bizim davamız falan diyoruz ama peki gerçek Kudüs hangi işgal ve yağma altında? Yani gerçek senin ruhsal özün, Allah'ın kalbi selim dediği. Gerçek kalbin neyin işgali ve yağması, örtüsü altında? Mesela Kudüs'ü kurtarsak ne olur mesela? Ne olmuş olur? İnsanlık çok mu değişir mesela? İnsanlık dünyası çok mu aydınlanır, huzur bulur, kendine gelir? Yok. Ama kendi kalp Kudüs'ümüzü kurtarsak o zaman çok şey değişebilir. Ama bakın benlik ne yapıyor? Hep dışarıya odaklanıyor. Hepimiz Kudüs'ü kurtarma derdindeyiz.
veya egomuzu zahiri olarak kurtarma derdindeyiz. Hepimizin bir kurtuluş hikayesi var değil mi böyle? İşte şöyle olursam iyi bir evlilik, iyi bir eş, iyi bir iş, başarılı bir sonuç vesaire. Evet, işte bu benim mutluluk hikayem. Hepimiz böyle bir hikayenin illüzyonu içindeyiz. Hikayemiz gerçekleşirse tatmin olacağımızı zannediyoruz. Gerçekleşmezse berbat. Yapacak bir şey yok. Mevzu ahirete kaldı. Teselli ikramiyesi. Sanki ahiret teselli ikramiyesi. Bu dünyada şey yapamazsan, mutlu olamazsan ahiret teselli ikramiyesi olarak şey yapıyor, veriliyor. Öyle bir şey yok halbuki. Bizim tek başarımız, tek hedefimiz kendimizi bilmeye dair çabamız sonucunda Yaradan'ın bize aslında bahşettiği varlığımızdır. Varlığımızdan daha öte bir şey yok. O varlık her şeyi, emin olun her şeyi içinde barındırıyor. Yani ne arıyorsanız hakiki anlamda ne arıyor? Mesela huzur mu arıyorsunuz? Orada var. Mutluluk mu arıyorsunuz? Orada var. Tatmin mi arıyorsunuz? Orada var. Kendini değerli hissetmeyi mi arıyorsunuz? Orada var bunlar. Gerçek öz nitelikleriyle var. Sahteleriyle değil. İşte o yüzden neyi fark etmemiz gerektiğini bulmak durumundayız. Yani neyi fark etmemiz gerektiğini fark edersek o yönde bir gayretimiz olur. Ama bunu fark etmezsek yanlış bir hikayenin içinde dolanırız. Bir balığın karnında yolculuğumuzu devam ettirmeye çalışırız. İşte kendimi değerli hissetmek istiyorum. Ama kimseden de o değeri bulamıyorum. İşte yalnızım. Yani yalnızlık da çekilesi bir şey değil. Hayat her zaman istediğimiz şeyleri bize vermiyor. Böyle bir hikaye anlatıyoruz. Balığın karnında bir hikaye. Nefsin kabuğunda bir hikaye anlatıyoruz. Karnından çıktığında hikaye bitecek. Ama hepimiz o hikayeyi anlatıyoruz. Bu hikayeden çıkmamız gerektiğini söyleyenlere de ama hayat dediğin gibi değil. Doğru söylüyorsun ama hayat dediğin gibi değil. Diyoruz. Çünkü o balığın karnında bilincimiz de düşmüş bir vaziyette. Doğrudan doğruya gerçekle temas etmiyoruz. Bir peygamber bakın bize ne verir? Bize kalbimizin yani gerçek kendimizin bilgisini verir. Yani gerçekte ne olduğunun bilgisini verir. Hiçbir peygamber bize herhangi bir dünyevi hedef noktasında bir çözümleme sunmaz. Bize kalbimizin bilgisini verir. Özümüze dair bilgiyi verir. Kim olduğumuza dair bilgiyi verir. Yani sen kimsin? Buna dair bilgiyi verir. Peygamberlerin özellikleri budur. Bir peygambere siz koyunlarınızı sorarsanız koyunlarınızı anlatır. Evinizin nasıl olması gerektiğini sorarsanız evinizi anlatır. Ama ona bir peygamber olarak bana ne mesaj getirdin derseniz size kendinizi anlatır. O yüzden peygamberin her verdiği cevap da peygamberlikten gelen bir cevap değildir. Sen kendi beşeri ihtiyacına dair bir şey sorarsan o da sana beşeri ihtiyacına dair makul ve meşru bir şey söyler. Ama sen ne mesaj getirdin diye bir peygambere sorarsanız o size kendinize dair bilgiyi verir. Ne dedik? Ente Sübhaneke cümlesiyle dünyamıza bakıyor. Ne demek dünyamız? Yani dünya zahiri düzeyde iyiliği de kötülüğü de içinde barındırır. Ama bu dünyanın iyiliği ve kötülüğü geçici ve
görecelidir, hakiki değildir. O yüzden birçok filozof bu kötülük problemini çözmekte zorlanır. Neden kötülük problemini çözemiyoruz? Çünkü dünyayı temel bir referans gibi görüyoruz. Tanrı kötülüğü niye yarattı? Tanrı kötülüğü iyilik ona galip gelsin diye yarattı. Tanrı kötülüğü kötülüğe rağmen iyi olmanın bilincine varasın diye yarattı. Bu yaratılmış olan bu düzey mutlak bir düzey değil ki. Yani bir kurgudur bu. Bir sahnedir. Sahnenin sonunda toplanacak. Sen diyorsun ki sahnede niye çöplük var? Ya o sahnede bunun olması lazım. Sahnede çöplük, çöp tenekesi de var. Zümrüt kutusu da var. Ama asıl bu değil ki niye dünyada kötülük var diye bunu dert edelim. Temel bir varoluş değil ki. Kötülüğün bir kalıcı niteliği yok ki. Kurgusal bir şey. Yani bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Rüyamda mesela diyelim ki dünyada hiç karanlık yok. Ama rüyanızda karanlık ve aydınlık var. Şimdi siz rüyanızda karanlığı deneyimlediniz. Karanlığı gördünüz. Şimdi niye karanlık var demenin bir anlamı var mı? O zaten kurgusal bir şey. O bir rüyadır. O bir kurgudur. O kurgunun kendi içinde bir esprisi vardır. Kötülüğe rağmen olmaklık diye bir gerçeklik vardır. Dolayısıyla bu dünya asli, hakiki, kalıcı bir şey değil ki bu dünyadaki kötülük bizim için bu kadar dert edilesi bir şey olsun. Ve Sübhaneke ne demektir? Şudur bakın. Dünya ve yaratılışta izafi, göreceli ve hayali bir kötülük olgusu vardır. Hakiki bir kötülük yoktur. O yüzden kötülük iyiliğin yokluğudur denir. Veya karanlık aydınlığın eksikliğidir denir. Yani nedir Sübhaneke demek? Yani Allah mutlak iyidir. Mutlak güzeldir. Dünyadaki hiçbir şey yaradana herhangi bir leke getirmez. Bu şey gibidir. Yani şurada bir cisim olduğunda bunun gölgesi oluşur. Ama gölge bir gerçeklik midir? Değildir. O yüzden dünyadaki kötülük hiçbir zaman abartılası, dert edilesi bir şey değil. Ama işte kötülük var, şöyle bir şey var. Ama çok kötü, dayanamıyorum. İşte tahammül edemiyorum bu kadar kötülüğe. Bunu abartmaya gerek yok. Neden? Çünkü geçici, sınırlı ve göreceli. Asli bir şey değil. Asli olmadığı için dünyadaki göreceli kötülüğe bu kadar takılmamak gerekiyor. Peki niçin takılıyoruz? Çünkü bütün zihnimiz ve algımız bu dünyayla sınırlı. O yüzden. O yüzden bir kaygımız var. Mesela bakın, sabah aydınlık olacağını bildiğimiz için gecenin karanlığı bizi bu kadar etkilemiyor, değil mi? Ama sabah aydınlık olmayacağını düşünsek, o zaman gece bizi çok etkileyecektir. Sürekli bu karanlıkta mı yaşayacağım deriz, değil mi? İşte insanın anlaması gereken şey şudur. Bir insanın bütün dünyasında olumsuzluklar, eksiklikler olsa bile bu görecelidir. Ya ama benim hayatımın çoğu böyle geçti. Geçsin. Bak hayatının çoğu değil. Şu dünyadaki deneyimlerinin çoğu böyle geçmiş olabilir. Senin sonsuz bir hayatın var. Sonsuz hayatına nispetle sınırlı ve göreceli bir şey. Ne kadar dert edilesi bir şeydir. E peki ben sonsuzluğu bilmiyorum ki. O zaman ona bak, ona dikkat et. Bu bilinç nereden geliyor? Bu sonsuzluk bilinci nereden geliyor? Onun üzerinde dur. Sen niye balığın karnından hayatı okumak zorunda kalasın ki? Niye sınırlı bir benlik bilinciyle bu hayatı yaşayasın ki? O yüzden bakın, ne yaşadığımıza bakmaktan ziyade şu anda ben hangi bilinç halindeyim?
şu anda bu hayatı hangi bilinçle algılıyorum? Bu soruyu sormaya ihtiyacımız var. Hangi bilinçle algılıyorum? Biz ne yapıyoruz? Bir bilinci referans kabul ediyoruz. O bilincin referansıyla hayatı algılamaya çalışıyoruz. Bu şuna benziyor. Bir çocuk geliyor buraya, diyor ki burada oyuncak yok diyor. Benim canım burada sıkıldı diyor. Neden? Çünkü o çocuk bilinciyle bakıyor. O çocuk bilinciyle baktığında o ne arayacaktır burada? Değil mi? Oyuncak arayacak, dondurma arayacak, şeker arayacak, salıncak arayacak, bunları arayacak. Şimdi bizler de bunun gibiyiz. Arıyoruz, bulamıyoruz. Çok kötü bir hayatım var diyoruz. Neden? Çünkü biz kendi oyuncaklarımızı arıyoruz. Kendi oyuncaklarımızı bulamayınca da mutsuz oluyoruz. Özneden şüphemiz yok çünkü hiç. Geliyoruz. Mesela eğer bir sevgili, bir evlenme ihtiyacı duyuyorsam işte kim olabilir? Erkek, kadın fark etmez. Ne yapıyorum? O gözle bakıyorum. Bir hırsızsa kimin cüzdanı dolu diye bakacağım, değil mi? Hani güzel bir söz vardır. Bir hırsız bir bilgeyle karşılaştığında onun cüzdanına bakar. Neden? Çünkü o hırsız bilinciyle bakıyor. Yani ne götürebilirim? Bana göre ne var buralarda? O gözle bakar. Peki ben hangi gözle bakıyorum? Ya işte ben mutlu olmak istiyorum. Bak bir dur. Bak çok güzel bir yerden girdin ama uyanıkça bir benlik bu. Mutlu olmak istiyorum. Güzel bir giriş. İnsanlar samimi, iyi niyetli olsun istiyorum. Kötü mü bu? Herkes tasdik eder. Sonra giriş, daha sonra artık salona, malona, her yere yayılırsın. İşte ne biçim insanlar? İnsanlar samimi değil. Ne biçim bir hayat? İnsanlar böyle olmamalı. Ben çok rahatsız oluyorum böyle insanlardan demeye başlıyorum. Nereden baktım? Bu dünyaya nereden baktım? Kendi mutluluk hikayemin penceresinden baktım. Oradan bakarsam bunları göreceğim. O yüzden özneye bakmak lazım. Hani geçen hafta dedik ya, peygamber Kabe'ye hangi gözle bakıyordu? Bu gözlerle baksa içinde bir sürü putlar vardı. O hangi gözle bakıyor? O kalbin gözüyle bakıyor. Bu Kabe diyor, sembolik olarak Allah için inşa edilen bir ev. O varlığın merkezini temsil ediyor. Sonsuz ve mutlak olanı simgeliyor. Ve aynı zamanda benim Yaradan'ın evi olan kalbimi simgeliyor. O gözle tavaf ediyor. O gözle o süreci yaşıyor. Ama şimdi ben ne gözle bakıyorum dünyaya? İşte birçok isteğim olmamış. Birçok beklentim karşılanmamış. Hayatta birçok engelle ve sınırlamayla karşılaşmışım. Hayatta hiç değer görmemişim. Anlaşılmamışım. Bunları kim diyor? İçerideki bir ben diyor. Ve ben hangi gözle bakıyorum dünyaya? Bunun gözüyle bakıyorum. O zaman ben bir balığın karnındayım. O yüzden balık çeşitlerimizi tespit etmemiz gerekiyor. Her birimizin farklı bir balık çeşidimiz var. Şu anda hangi balıktan bakıyorsun? Çünkü o bilince gelmeden o gözle bakılabiliyor mu? Yani o bilince gelmeden tabii ki bakamayız. Ama şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Bu gerçek değil. Gerçek olmayanı tespit ede ede gerçeği buluruz. Yoksa ya ne yapayım? Hani bazen olur ya, dersin ki ya sen şununla niye arkadaşlık yapıyorsun? Ya başka arkadaş bulabildim mi ki bunu bırakayım der. Onu işte. Evet. Hani birini bulmadan öbürünü bırakamaz. Evet. O zaman benlik ne yapıyor? Seni tekrar o tuzakta tutuyor. O yüzden gerçek olmayan gerçek olmayandır. Yani
Kur'an bize Allah'ın velileri için. Yani ne demek veli? Yani sen onunla dostsun, o da seninle dost. Yani gerçek bir uyum ve bütünlük ilişkisi. Veli bu. Yani gerçek kendini bulduğu için gerçek kendiyle yakın olan, Allah'ın yakınlığını idrak etmiş olan kişi. Onun için korku ve hüzün yoktur diyor. Bakın. Peki bu gerçekse, eğer ben bunu gerçek olarak tanımlıyorsam, o zaman diğeri gerçek değildir. Diğeri sahtedir. Mesela bir peygamberden şunu duyar mısınız? Ya istediklerimi gerçekleştiremedim, bir türlü kendim olamadım. Böyle bir cümle var mı? Yok. Peki bu cümle bizde var mı? Çok. O zaman ne yapacaksın? Bak iki şey var yani. Kendim, mesela kendim olmak diye bir kavramı düşünün. Ne olduğumda kendim olurum. Bakın hep onu bile olgusal düşünüyoruz değil mi? İsteklerim olduğunda, ihtiyaçlarım karşılandığında, işte gerçekten anlaşıldığımda, hayallerimi gerçekleştirdiğimde kendim olacağım. O zaman bu nasıl bir kendilik? Olgusal bir kendilik. Yani olgularla inşa edilmiş bir kendilik. Yani bir şeyler olacak. Biri beni anlayacak, sevecek, önem verecek. Hayatımda hayal ettiğim bir şeyi gerçekleştireceğim. Diyeceğim ki tamam, şimdi kendim oldum. O zaman ben neyin toplamıyım? Olguların toplamıyım. Peki olgular kalıcı mı? Değil. O zaman ben nasıl kendim olacağım? Kendim de sahteyim. Kendim de bir olgular toplamıyım. Ki zaten öyle olduğunda da kendim olmayacağım. O da ayrı bir hikaye. Yani bakacağım gene kendim olamamışım. Gene bir boşluk var. Çünkü hikaye gerçek değil. Hikaye gerçek değil. Ulaşsan da ulaşmasan da büyük bir trajedi. Ulaşamayınca ömrün boyunca diyorsun ki bir türlü kendim olamadım. Ulaşınca da Allah Allah fena olmadı ama gene kendim olamadım diyorsun. Çünkü kendin o değil ki. Kendin o değil. Kendin bir şey olduğunda olan bir şey değil. Kendin gerçekte olduğun şey. Gerçekte olduğun şey. Bir ilişkiye bağlı değil. Anlaşılmaya bağlı değil. Önemsenmeye bağlı değil. Fark edilmeye bağlı değil. Bir şey başarıp ortaya koymaya bağlı değil. Kendimiz, gerçek kendimiz. Gerçekte olduğumuz şey. Ama biz ne yapıyoruz? Kendimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Ya bu şeye benziyor. Hani mecazi olarak kullanıyorum. Sana büyük bir saray yapılmış. Yani uçsuz bucaksız, Taç Mahal gibi mi dersin vesaire. Uçsuz bucaksız bir saray yapılmış. Fevkalade mükemmel, güzel, estetik. Sen onu unutmuşsun. Onu unutmuşsun. Kendine böyle İmarı da olmayan bir yerde küçük bir arsa bulup bir gecekondu, bir iki katlı bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Ne kadar trajik bir şey değil mi? Çok acı bir şey. Ama işte insanoğlunun durumu bu. Tanrı diyor ki sen bendesin diyor. Kendini bulmak istiyorsan bana dön. Gerçek sen bende. Çünkü ondan kaynaklandın. Onun sonsuz ilminde ve kudretindesin. Sen ondasın. Sen bunu unutuyorsun. Ya tamam da o ayrı bir şey deyip kendine ilişkilerin içinde, dünyevi hedeflerin içinde, hayallerin, kurguların içinde bir kendin olma hikayesi üretiyorsun. Bu gerçekten çok trajik bir şeydir. Onun için insan yetim bir varlıktır. Orayı bitireyim. Yani ne demek ente sübhaneke? Yani Allah her türlü eksiklik, kötülük, olumsuzluk, negatiflikten münezzehtir. Bütün dünya kötülükle dolu oluyor görsen,
De ki ente sübhaneke. Yani sen ey Rabbim sonsuz mükemmelliktesin. Bu kötülükler görecelidir, hayalidir, kurgusaldır ve geçicidir. Bütün dünya karanlıkla dolsa senin kalbin aydınlık içinde olmalı. İnni küntü mine zalimin, ha ne demek? Bütün bu olumsuz algılarımın, mutsuzluğumun, kurgularımın nedeni benim gerçek kendimi karartmam sebebiyledir. Yani gerçek kendimi ben sahte kendilikle örttüm, onu kararttım. Yani o kendisi kararmadı da onu örttüğüm için artık bana karanlık gözüküyor. Yani bütün rahatsızlıkların sebebi benim bilinçte arayacağım bir mevzudur. Dışarıda aramayacağım. Bakın ne diyor? İnni küntü mine zalimin. Yani ben gerçek kendime dair farkındalığı kaybettiğim için, sahte bir kendiliği onun üzerine örttüğüm için durum böyle. O zaman diyelim ki bir insan beni yok sayıyor. Kendimi değersiz hissediyorum. Ne yapacağım? Kendime döneceğim. Kim değersiz hissediyor? Hangi sahte benlik bana değersiz olduğumu fısıldıyor? Buna bakacağım. Yani ya da şöyle düşünelim. Mesela insanlar samimiyete, dürüstlüğe, vefaya, sevgiye önem vermiyor. Tamam, önem vermiyor. Peki sen bundan rahatsız mısın? Rahatsızım. O zaman nedenini içinde ara. Rahatsızlığının nedenini içinde ara. Çünkü sen birilerinden vefa, sevgi, iyi niyet, samimiyet bekliyorsun. Eğer bu beklentin gerçekleşirse mutlu olacağına inanıyorsun. Gerçekleşmediği için de rahatsız oluyorsun. O zaman rahatsızlığının kaynağı ne? Kendi içindeki sahte bir benlik. O zaman kendimi mutsuz, negatif hissediyorsam, değersiz hissediyorsam, her türlü ne açıdan olursa olsun olumsuz bir noktada hissediyorsam, o anda ben gerçek kendimi neyin örttüğüne bakacağım. Neyin örtüsü var o gerçek kendiliğin üzerinde? Örneğin, yalnızlıktan mutsuzum. Peki, hani bir söz vardır, insanlar bunu çoğunlukla yanlış anlar. Yalnızlık Allah'a mahsustur denir. Sonucunda da mantık şudur, yalnızlık Allah'a mahsustur, benim birine ihtiyacım var. Halbuki o öyle değil. Yalnızlık Allah'a mahsustur demek, yani ancak Allah yalnız olabilir. Çünkü o tek ve mutlaktır. Sen yalnız olamazsın, çünkü birin ikincisi Allah'tır, ikinin üçüncüsü Allah'tır. Senin yalnız olmak gibi bir imkanın yok. Yalnızlık insan için mümkün olmayan bir şeydir. Onu söylüyor eskiler. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Ama ilginç bir şekilde yalnızlık hepimize mahsus. Değil mi? Yalnız kaldım ne kadar yaygın kullanılıyor. Çok yalnızım. Ha, yalnızlık Allah'a mahsus, o zaman birini bulayım hemen. Oraya dönüştürüyoruz yanlışlık. Halbuki nedir bu? Sen öyle bir varlıksın ki her zaman Allah'lasın. Yalnızlık hissedersen sana yalnızsın diyeni gör. O kendini nasıl algılıyor? Çünkü yalnızlık sahte bir şeydir. İnsan için sahte bir şeydir. Hani Peyami Safa'nın mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Hepimiz yalnızız diye bir romanı var veya yalnızız. İşte bu aslında bir benlik tuzağının bir yansımasıdır. O yüzden baktım böyle kendimi yalnız hissettim. Bir de böyle denize bakıyorum. Böyle derin derin de dalmışım. O zaman neyi anlamam gerekiyor? Bir benliğin içinde boğuluyorum. Hani bize soruyorlar nereye daldın? Bir yere dalmadık. Keşke dalabilseydik. Hepimiz boğuluyoruz, dalmıyoruz. Dalan insan kıyıya çıkar değil mi bir süre sonra? Ve daldığında bilinçlisindir.
bir denize dalıyorsundur. Nereye daldığının da bilincindesindir. Sen dalmamışsın, boğuluyorsun. O zaman neye daldığıma bakmam gerekiyor. Veya önce dalıyor muyum, boğuluyor muyum? Dalmak bilinçli bir tutumdur. Dilediğin zaman karaya dönersin. Daldığının ve yüzdüğünün de farkındasındır. Neyin içinde yüzdüğünün de farkındasındır. Ama bizim yaşadığımız durum böyle mi? Bizim yaşadığımız durum böyle. Biz dalmıyoruz. Batıyoruz. Boğuluyoruz. Sonra diyoruz ki ya çok mutsuzum. Neden? Çünkü bir şey seni içine almış ve boğmuş aslında. İşte orada neyi keşfetmemiz gerekiyor? Neyin içinde kendimi zannediyorum? Ben neyin içine düştüm? Ben hangi benliğin içine düştüm? Nasıl ki Yunus hangi balığın içine girdim? Aynı şekilde bizim de kendimize sormamız gereken şey şu anda hangi benliğin içinden konuşuyorsun? Onun için benliklerinize bakabilirsiniz ama benliklerinizden bakmamalısınız. Benliklere bakabiliriz. İstediğimiz kadar gözlemleyebiliriz, analiz edebiliriz. Diyebilirim ki içimde şöyle bir benlik var. Diyor ki bana, İsmail sen çok yalnızsın, kimse seni anlamıyor. Keşke seni insanlar anlayabilseydi, aslında insanlar anlasaydı, senin kıymetini bilseydi, onlar da çok şey bulurlardı, istifade ederlerdi falan. Aa ne kadar ilginç. Mesela bu benliği gözlemleyebilirim. Ama bu benliğin içinden yaşamamalıyım. Bu benliğin içinden hayata bakmamalıyım. Ama bu benliğe bakabilirim. İlginç, sahte bir benlik. Biz bazen çocukları dinleriz ya, böyle çocuk size böyle bir hikaye anlatır. Bu böyle uçuk kaçık, fantastik. Şimdi siz ona bakarsınız değil mi? Ama onun gözüyle bakmazsınız. Mesela çocuk der ki, işte baba bu karınca beni yiyecek. İşte baba büyük bir karınca var biliyor musun? Nerede oğlum? İşte bahçede. Ne kadar büyük? İşte apartmandan daha büyük. Sonra anlatsın o hikayesini. Şimdi siz o hikayeyi dinleyebilirsiniz değil mi? Ama o hikayenin içinden bakmazsınız. Onun için kendimize her zaman sormamız gereken nedir? Ben bir benliğe bakıyor muyum? Bir benlikten mi bakıyorum? O ayrımı yapabildiğimizde o zaman işte o balığın karnından çıkmış ve daha objektif bir yerden hayatı algılamış oluruz. Aksi takdirde hayatımız o benliğin penceresinden yaşanır. Yani bazen olur ya böyle işte akıl hastalığı olan. Mesela dünyası nedir? İşte atıyorum yemektir, sigarasıdır. Başka bir şey yoktur değil mi? Deriz ki ya bunun hayatı bu. Peki benim hayatım ne? Ben sürekli neyle uğraşıyorum? Zihnim neyle meşgul? Bak onu hemen şey yapıyoruz. Ya diyor hasta biri. Akıl sağlığı tam yerinde değil. Senin ömür boyu 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır dert ettiğin şey ne? Gerçekte bir dert mi o? Ama bak onu düşünmek bile belki söz konusu olmamıştır. Çünkü o kadar gerçek ki. Değil mi? Dert değil mi yani? İşte ebeveynimin beni anlamaması dert değil mi? Değil. Değil. Kimin için dert? Bir benlik için dert. Hakkının yenmesi. Değil dert. Hakkımı yemiş, yiyen nasıl hazmedecek o düşünsün. Ben niye düşüneyim ki? Biri benim hakkımı yiyince ben niye düşüneyim? Ama olmaz, hakkımı almalıyım. Eğer ben o hakkı alsaydım hayatım çok başka olurdu diyen bir benliğin içinden bakıyorsam o zaman hakkımın alınması problem olur.
Değil mi? Peki bu doğruysa? Hani dünya başka olurdu. Çok güzel. İşte buna karar vermek zorundasınız. Doğru mu değil mi? Başka çareniz yok. Bunu ben de size söylemeyeceğim. Çünkü onu siz görmek zorundasınız. Yani ben diyebilirim. O benlik doğru değil. O sahte diyebilirim. İtimat edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. İtimat da etseniz sonunda yapmanız gereken şey veya ulaşmanız gereken nokta o benliğin sahte olduğuna sizin ikna olmanızdır. Bu da bana sorarsanız çok zor değildir. Yani dünyada hani hangi haksızlık olmamış da biri çok mutlu olmuş. Yani dünyada hiçbir haksızlığa uğramamış bir insan çok mu mutlu oluyor? Bakın bir şeyi bazen ileri götürür. Mesela farz edelim bana haksızlık yapan insanlar gelip hakkımı bana iade ettiler. Ne olacak? Sakince düşünün. Böyle hemen şey değil. İyi olacak, çok mutlu olacağım. Öyle hemen cevap vermeyin. Bir sakin olun. Hepsinin karşılandığını düşünün. Bugüne kadar size haksızlık yapan herkesin önünüze dizilip bütün hakkınızı size iade ettiğini ve hepsinin özür dilediğini düşünün. Ne olacak? Acele etmeyin ama. Tamam, öyle bir hayal edin mesela. Ne olacak? Tamam, oldu. Ne olacak? Sakince düşünün. O zaman o benliğin sahteliğini göreceksiniz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Bu, bazen ruhsal boyutumuzu fark edebiliyoruz ama bu büyük, yani bu anlayış çok fazla sürmüyor. Çok kısa bir süre sonra tekrar eski halimize dönüyoruz. Tabii ki. Yani bunu sürekli hale nasıl geçiyorsunuz? Veya sürekli hale gelmesi içinde bulmak gerekiyor. Sahteliği fark edip iptal ederek. Sahte benlikleri fark edip, fark ettikçe onlara kapılmıyorlar. Tamam değil mi hocam? Hı?